Toprak, kardeşimizin ismi. Küçükken vefat eden. Hı hı. Acaba başka bir isim mi koysaydım Mesut? Rahmetli kadersizdi diye mi? Hı. Yani hani sanki bebek de öyle olurmuş gibi geldi şimdi. Olur mu öyle? Hmm. İsimle falan olmaz o işler, merak etme. Bak benim adıma, Mesut. Hiç olmuş mu? Yani. Dibi delik kızım bu dünyanın. Herkes kendi şansıyla gelir. Kimi tutunur, kimi düşer. Doğru. Ha, buyur Rıza baba. Ha, anladım, tamam. Tamam, görüşürüz baba. Adliyedeler. Savcı çağırmış. Soruşturma için ifadeni istiyormuş. Hemen mi? Evet. Atlatırız istersen. Rapor falan ayarlarız. Hayır, atlatsak ne olacak ki? Gidelim bir an evvel bitsin. Umut. Hadi. Heh. İyi oldu hemen gelmeniz. Geleceğiz tabii müdürüm. Kaçacak halimiz yok. Yerinde miymiş savcı bey? Yerinde. Hadi başsavcıyla görüşeceğiz. Selin. Sakin ol, tamam mı? Yeri anlat. Biz buradayız. Ne yaptığını biliyoruz. Ne yapmadığını da. Unutma. Sana güveniyoruz. Hadi. Sağ ol baba. Hadi. Bir an önce gidelim Selin. Arif müdür niye bu kadar panikte? O hep böyle, bilmiyor musun? Sen de rahat değilsin baba. Rahat verdiğiniz mi var? Baba, bu iş iyiye gitmiyor değil mi? Daha ortada bir şey yok. Kız ifadesini versin, bakacağız tabii. Baba, bana top çevirme Allah aşkına. Kötü kokuyor burası. Bugün burası çok kötü kokuyor. Buyurun müdürüm. Bitirirken siz de olun istedim. Sağ olun. Savcım. Oturun buyurun. Komiserim, ifadenize ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır savcım. Her şey anlattığım gibi. Ateşe karşı ateş. Olay önceki ifadelerdeki gibi gerçekleşti. Detaylı raporlarını da sunduk savcım. Bakabildiyseniz tabii. Hepsi incelenecek müdürüm, merak etmeyin. Şahsın durumunu da takip ediyoruz hastaneden. Hayati riski sürüyormuş öyle mi? Evet, sürüyor. Açık konuşacağım. Aslında şu aşamada tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmem gerekiyor sizi. Erdal Toprak'la aranızda akrabalık bağına rağmen uzun yıllara dayanan bir düşmanlık, bir husumet olduğu açık. Son zamanlarda yaşadığınız çekişmeler de ortada. Affedersiniz savcım. Özellikle akrabalar arası çekişmelerde ya da düşmanlıklarda sonunda ortada bir çıkar olur. İnsanlar belli menfaatler için birbirine girer. Doğru mu acaba? Evet, genelde. Peki sorabilir miyim? Selin komiserimin üvey abisi Erdal'la arasında nasıl bir menfaat ilişkisi olabilir? Ya da düşmanlık etmesine sebep ne gibi bir sürtüşme? Tecrübenize de ekibinizi kollamanıza da saygı duyuyorum. Saygım var müdürüm ama... Eksik olmayın savcım. Ama bize şu an anlayışınız lazım. Rıza lütfen. Bir dakika. Selin ve Erdal... İki ayrı insan, iki ayrı dünya, iki mermiyle birbirine bağlanmaz savcım. Ölümde de kalımda da Selim komiserden bir suçlu çıkarmak mantığa hakaret olur. Soruşturma sürecek. Selim komiser için adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da açılacak. Ki o işleri benden iyi bilirsiniz. Şimdilik serbestsiniz. Ancak mutlaka yeniden görüşeceğiz komiserim. Çıkabilirsiniz. Sağ olun. Ne oldu? Nasıl geçti? Ne diyor? Yani serbestsin dedi şimdilik. Ama yine görüşecekmişiz. O ne demek ya? Ne bileyim. Rıza. Dövseydin adamı birader. Hadi gidelim alt üstü yatalım bir koğuşta. Sen rahat et, ben de rahat edeyim ha. Bu ne Allah aşkına, ne yapıyorsun? Abartıyorsun. Ha değil mi? Hep ben abartıyorum. Ne olacak şimdi baba? Ne yapıyoruz ya? Hiçbir şey. Bekliyoruz. Ben herkesi yordum. Üzdüm müdürüm, kusura bakmayın. Selin.
Yok müdürüm. Eksik olmayın, sağ olun her şey için. Rıza baba, ben hastaneye geçebilir miyim? Yani bir telefonla nereye çağırsanız oraya gelirim zaten, biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Tamam, git hadi. Git, tamam, git. Sağ olun Rıza baba. Tamam. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Biriniz bir şey anlatın, delireceğim baba. Git, başka yerde delir. Hadi. Devriyelere bak. Merkezi boş bırakma. Selin'i yalnız hadi, bırakma. Hadi, hadi, hadi. 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 Ne haber çocuklar? Haberler sizde Rıza baba. Ne oldu Selin'in işi? Öldük meraktan baba ya. Haberler hem iyi hem kötü çocuklar. İyi tarafı Selin bir süre dinlenecek. Kötü tarafı da Selin ekipten bir süre ayrı kalacak. Açığa mı aldılar? Sırf itin tekini vurdu diye. Üstelik bir katili. Maalesef. İdari soruşturma mı, adli mi? Her ikisi de. Bu nasıl iştir ya? İnisiyatif kullanmadan kitaba göre giden bir savcının ulaşacağı normal sonuç bu. Bir şey de diyemiyorsun tabii. Ben eve gidiyorum Ali. Geliyor musun? Şu dosyayı arşive bırakayım, çıkalım baba. Hadi. Ben götürürüm abi. Sağ ol Eda. Siz çıkıyor musunuz Hüsnü? Yok Rıza baba. Biz şu Doktor İsmet vakasını çalışalım biraz. Tamam. Hadi. Size kolay gelsin çocuklar. Evet, bir toparlayalım. Ne var şimdi elimizde? İsmet hakkında hali hazırda süren bir soruşturma varmış. Peki soruşturma neden açıldı? Uyuşturucu sorunu vardı İsmet'in. En son bir hastası ameliyat masasında kalınca da meslekten men soruşturması açıldı hakkında. Son zamanlarda bayağı bir kötülemişti durumu. Nasıl kötülemişti? Karısı Selma'yı hastalık derecesinde kıskanmaya başlamıştı. Etrafındaki bütün erkeklerin gözünün karısında olduğuna inanmaya başlamıştı. Ameliyata uyuşturucu etkisine girdiği için açılmış soruşturma. Adam tam kaçırmış keçileri o zaman. Karısının da gözünün dışarıda olduğunu söylüyormuş. Kadının hayatı tehlikede bence. Bencesi falan yok, durum net. Bir an önce İsmet'in ya da karısının izini bulmamız lazım. Eda, Hande, bu gece buradasınız. Baş üstüne. Geldiğine göre daha iyi bir noktada. Ama hazır gıda yerine anne sütü alması bağışıklığı için çok daha faydalı olacaktır. Risk almak istemiyoruz açıkçası. Haklısınız hocam. Yani anneyle ben de görüşürüm ama... Bakın, ne olursa olsun bu bebeğin anne sıcaklığına ve sütüne ihtiyacı var. Lütfen siz de yardımcı olun. Biz anneye söz geçiremiyoruz. Anladım. Ne oluyor burada? Ne işin var benim burada? Yürümen lazım dediğiniz bu mu yani? Bir sakin ol. Herkes sana ve bebeğe yardımcı olmaya çalışıyor ablacığım. Olmayın ya. Rahat bırakın beni. Ben sizden başka bir şey istemiyorum ki ya. Melda. Bak şu bebeğe. Bak bak. Görüyor musun? Karnında taşıdın kaç ay. Doğdu şimdi orada, görüyor musun? Yokmuş gibi yapamazsın ablacığım. Adını Umut koyduk. Onun sana ihtiyacı var. Anlayabiliyor musun bunu? İyi bak Melda. Ben doğurdum diye ben mi bakmak zorundayım? Ne hali varsa görsün. İsterse gebersin, umurumda değil. Melda! Senin ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne yapıyorsun sen ya? Hemşire hanım, götürelim hastayı odasına. Gel benimle. Ya bırakın. Gel. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Seni de o bebeği de istemiyorum. Hepinizden de